Açgözlülük, mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkar olma durumudur. Buna göre 1. Deveyi yardan uçuran bir tutamottur. 2. Baş nereye giderse ayak da oraya gider. 3. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 4. Boş çuval ayakta durmaz. Atasözlerinin hangilerinde açgözlülük konusu yer almaktadır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4. Verilen atasözlerini incelediğimizde, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözüyle acıkan doymam, susayan kanmam sanır atasözünde açgözlülük konusu yer almaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Ak akçe kara gün içindir. Bakarsan bağa, bakmazsan dağ olur. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu atasözlerin herhangi biriyle ilgili değildir? A. Sabır. Sabır, tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözüyle ilgilidir. B. Tutumluluk. Tutumluluk, ak akçe kara gün içindir atasözüyle ilgilidir. C. Adalet. Adalet, verilen atasözlerinin herhangi biriyle ilgili değildir. D. Çalışkanlık. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur atasözüyle ilgilidir. Cevabımız C seçeneğidir. Dilimizde akıl sözcüğünün geçtiği birçok deyim bulunmaktadır. Akıl almak deyimi, görüş almak, danışmak anlamında kullanılır. Akıl bırakmamak deyimi, kafa karıştırmak anlamında kullanılırken, akıl ermek deyimi, akla mantığa sığmamak anlamında kullanılır. Ayrıca akıl öğretmek deyimi de yol göstermek anlamında kullanılır. Bu metinde aşağıdaki deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Akıl almak, B. Akıl bırakmamak, C. Akıl ermek, D. Akıl öğretmek. Akıl ermek deyiminin anlamı akla mantığa sığmamak değildir. Anlamak, çözmektir. Cevabımız C seçeneğidir. Melike öğretmen derste öğrencilerine yardımlaşma konusunu anlatacaktır. Yardımlaşma konusunu içeren çeşitli materyaller araştıran Melike öğretmen, yardımlaşma ile ilgili deyimleri de öğrencilerine örnek gösterecektir. Buna göre Melike öğretmen aşağıdaki deyim çiftlerinden hangilerini örnek olarak gösterebilir? A. Kuvvet bulamamak, aslan kesilmek. B. İdare etmek, kemer sıkmak. C. Çekip çevirmek, sürüsüne bereket. D. Elinden tutmak, el uzatmak. Yardımlaşma konusuyla ilgili olan deyimler elinden tutmak ve el uzatmak deyimleridir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan deyimin açıklaması yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A. Pınar ablanın yaptığı çorba ile afiyet buldu. Afiyet bulmak deyiminin açıklaması yediği yemeği çok beğenmek değildir, sağlığına kavuşmaktır. B. Son gün dağın yüksekçe bir yerine çıkıp avaz avaz bağırdı. Avaz avaz bağırmak deyiminin anlamı var gücüyle bağırmaktır. C. Gözdağı vermeye çalışsan da onu bu işten vazgeçiremeyeceksin. Gözdağı vermek deyiminin açıklaması yıldırmak, tehdit etmektir. D. Kardeşi yine işleri eline gözüne bulaştırmıştı. Eline gözüne bulaştırmak deyimi bir işi bozmak, becerememek anlamındadır. Cevabımız A seçeneğidir. Atasözlerinde genellikle mecazlı söyleyiş söz konusudur. Fakat gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır. Buna göre aşağıdaki atasözlerin hangisi yalnızca gerçek anlamda kullanılır? A. Altın eli bıçak kesmez. Altın eli bıçak kesmez atasözü mecaz anlamda kullanılır. Bu atasözünün anlamı zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder, paranın gücü sebebiyle ona zarar vermek zorlaşır şeklindedir.
B. Topalla gezen aksamak öğrenir. Bu atasözü de mecaz anlamda kullanılabilir. Bu atasözünün anlamı kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar onlardan kötü huy kaparlar şeklindedir. C. Arpa eken buğday biçmez. Bu atasözü de mecaz anlamda kullanılır. Bu atasözünün anlamı kötü davranışın karşılığı da kötü olur şeklindedir. D. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Bu atasözü gerçek anlamda kullanılan bir atasözüdür. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? A. Yol boyunca hiç konuşmadı, ağzını bıçak açmadı. B. Ömrü boyunca diken üstündeydi, takıntılarıyla başa çıkmayı öğrenmeliydi. C. Onun kulağına kar suyu kaçırdı bir kere, artık dönüşü yok. D. Kuyumcudan çıkınca söylediklerim kulağına küpe olduğumu bilmem. Seçenekleri incelediğimizde yol boyunca hiç konuşmadı, ağzını bıçak açmadı cümlesinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir. Ağzını bıçak açmamak, konuşmamak demektir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin ifade ettiği anlam diğerlerinden farklıdır? A. Yüzü asılmak, B. Burnundan solumak, C. Tepesi atmak, D. Küplere binmek. Burnundan solumak, tepesi atmak, küplere binmek deyimleri sinirlenmeyi ifade eder. Yüzü asılmak ise üzülmeyi ifade eder. Cevabımız A seçeneğidir. Köpeğe gem vurma, kendini at sanır. Bu atasözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeterli eğitim almak insanların hayatındaki bütün sorunları çözer. B. Gereksiz yere fazla değer verilen kişiler kendilerini gerçekten değerli zannedebilir. C. Öğrenmeye aç insanlar gelişime daima açıktır. Ancak bazı insanlar bu açlığı hissetmez. D. Gereksiz ve aşırı yasaklar kişileri yoldan çıkarabilir. Her şey kararında iyidir. Köpeğe gem vurma, kendini az sanır. Atasözüyle anlatılmak istenen, gereksiz yere fazla değer verilen kişiler kendilerini gerçekten değerli zannedebilir ifadesidir. Cevabımız B seçeneğidir. Komşular en küçük şey için bile birbirine ihtiyaç duyabilir anlamını taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ev alma komşu al. B. İyilik yap denize at. C. Dost kara günde belli olur. D. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşular en küçük şey için bile birbirine ihtiyaç duyabilir anlamını taşıyan atasözü komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözüdür. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki görselde yer alan numaralanmış tabelalarda sırasıyla şu ifadeler bulunmaktadır. Görseldeki trenin makinisti tabelalardaki ifadeleri okumakta ve bu ifadeler doğruysa treni sağa, yanlışsa sola yönlendirmektedir. Buna göre tren bu yolculuğun sonunda aşağıdaki bayraklardan hangisinin olduğu istasyona ulaşır? A. Kırmızı, B. Bordo, C. Sarı, D. Mavi. İnceleyelim. 1. Memlekete güç bela ulaştı cümlesindeki ikileme cümleye zorluk anlamı katmıştır. Evet, güç bela ikilemesi zorluk anlamını katmıştır. Sağ taraftan ilerliyoruz. Bu işte senin de az çok katkın var cümlesindeki ikileme zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Evet, az çok ikilemesi zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. 3. Er geç hak yerini bulacak cümlesinde bir anlamlı bir anlamsız sözcüklerle oluşturulmuş ikileme vardır. Hayır, er geç ikilemesi zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Sol taraftan ilerliyoruz ve bordo bölümüne ulaşıyoruz. Cevabımız B seçeneğidir.